neden yapıyorsun? Benim sebeplerim beni yaşarken bile öldürüyor zaten. Git lütfen Ozan. Gitmem. Seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Beni sen bile kurtaramazsın Ozan. Git. Korkuttun beni Zeynep. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Seni kaybedeceğim diye çok korktum. Sensiz ne yapardım ben? Ben hiçbir zaman senin olmadım ki Ozan. Hiçbir zaman da olmayacağım. Hayır, olacaksın. Mutlu olacağız. Bunu hak ediyoruz. Bizim birlikte olmamızı istemeyen o kadar çok insan var ki Ozan. Kemal abim, Nihan abla, ailelerimiz. Hiçbiri umurumda değil. Ama bir gün olmak zorunda. Ya evlenmek istersek? Kaçacağız. Gizlice evleneceğiz. Ne? Sen benimle evlenmek istiyor musun Zeynep? Onu söyle. Gel birlikte el ele herkesin karşısında duralım. Eğer sen benim yanımda durursan... herkesin karşısında durur. Seni çok mutlu edeceğim Zeynep. Çok. Tamam. Açmıyor işte. Demek ki evde değil. Daha gelmedi. Aşağıda bekle. Karen'e geldiyseniz boşuna beklersiniz. O gelmez artık geri. Peki siz tanıyor musunuz Karen'i? Epeyce bir zaman oturdu burada. Ama evlendikten sonra taşındı tabii. Nereye taşındı? Şile'ye. Eşinin orada at çiftliği var. Gürkayalı... çiftliği de sanırım. Şimdi orada yaşıyor. Tamam, teşekkürler. Şey değil. Ne yapıyoruz? Şile'ye gidiyoruz. Karen Türkiye'de yani. Peki benim bundan neden haberim yok? Bana adresi mesaj at hemen. Hemen. Karen'e ulaşalım da hepsini hatırlarsın. Tek bir şey istiyorum. Bana kardeşim katil değil desin. Ne olur. Ne olur.
Valeri. Evet. Emir Kozcuoğlu'nu satmak ne demekmiş? Anlat bakalım Kerem. Konuşmamız lazım. Siz kimsiniz? Affedersin. Nihan Kemal. Nihan Kozcuoğlu. Gidin buradan. Karen, acil konuşmamız lazım. Lütfen. Sadece iki dakika. Bizim için çok önemli. Ben sizi tanımıyorum. Konuşacak bir şey yok. Konuşmak istemiyor. İstemesini sağlayacağız. Karımdan. Kimsiniz siz? Kime baktınız? Evde olmayan birine. Nerede biliyor musun? Apartman görevlisi değil misin sen? Kaçta girer, kaçta çıkar bilmiyor musun? Bu daire boş. Nasıl boş? Kerim nerede o zaman? Kerim mi? Bana oyun oynama. Daire daire bilmiyor musun sen bu apartmanı? Yok. Ben daha yeni başladım buraya. Ben geldiğimde de burası boştu. Yanlış adres. Bana Karen'in hangi cehennemde olduğunu bulacaksın bugün. Bakın karım sizinle konuşmak istemiyor. Olay çıkmadan gidin bana. Ama konuşmak zorunda. Bakın beyefendi, bu bir ölüm kalım meselesi. Ondan başka kimse yok. Tek bağlantımız o. Karımın bir ölüm kalım meselesiyle nasıl bir bağlantısı olabilir? Çok önemli olduğunu demek istiyorum. Karen bazı şeyleri anlamamız için bize yardımcı olabilecek tek kişi. Bakın mesele nedir bilmiyorum ama Karen'i huzursuz ettiniz. Ve o huzursuz olunca ben de huzursuz oluyorum. Gidin artık. Tamam gidiyoruz. Madem ki konuşamıyoruz sizinle. O zaman siz de Karen'e notumu iletin. Tekrar geleceğiz. Ama o zaman yanımızda polis de olacak. Polis mi? Dua et de bir işe yarasın. Tamam. Tamam. Ama sadece iki dakika. Evet. Taner'den gizlediğim bir şey yok. Tamam. Bundan 5 yıl önce Emir'in çiftliğinde o gece sen de oradaydın. Ve o gece bir kız vuruldu biliyorum. Benim kardeşim vurdu. Karen. Hatırladığın her şeyi bize anlat. O gece neler yaşandığını anlamak istiyoruz. O gece Emir çağırdı. Ben ve Linda gittik.
Bir kişi daha vardır. Ozan, benim kardeşim. Emir'le salondaydık. Ozan ve Linda odadaydı. İçeriden bir ses geldi. Silah sesi. Sen olay esnasında oradaydın değil mi? Yani silah patlayınca duydun. Odaya koştuk biz. Linda yataktaydı. Kanların içinde. Kardeşin vurmuş. Kemal. Sen gördün. Ölmüş müydü? Onu Ozan vurdu. Ama öldürmüş müydü onu? Linda öldü. Onun kardeşi öldürdü. Yeter bu kadar. Çıkın gidin buradan. Hadi gel. Linda gömülürken orada mıydı? Emir gönderdi beni. Git buradan dedi. Bir daha gelmek yok. Susman için sana para verdi. Karımı neyle suçluyorsun sen? Gitmem için verdi. Param yok. Gidemezdim yoksa. Neden geri döndün peki? Emir'i bir daha gördün mü? Benimle evlenip geldi. Yeter bu kadar. Gidin artık. O gece oradaydım. Senin kardeşin Linda'yı öldürdü. Emir para verdi. Ben gittim. Başka bilmiyorum. Sana kartımı vereyim. Eğer başka anlatmak istediğin bir şey olursa. Başka şey yok. Söyledim. Şimdi gidin buradan ve bir daha gelmeyin. Yoksa ben polis çağıracağım. Hadi ya. Hani beni kimse bulamaz? Korkma, bir daha gelmeyecekler. Bir cinayete şahit olduğun diye kimse suçlayamaz seni. Onlar buldular. Emir de bulur. Karen, bana anlatmadığın bir şey mi var? Yok, bir şey yok. Daha yolun başında her şey bitti. Daha hiçbir şey belli değil. Umudunu kaybetme. Kemal, sen Karen'in dediğini duymadın mı? Benim kardeşim katil. Benim kardeşim birini öldürdü. Ben duydum. Duydum da sen duydun. Ne? Ben duydum. Sen de duydun. Ama kocası da duydu. Eysi. Karen'e yalnız olsaydı sadece bu kadarını söylerdi. Yani yanında kocası var diye bize yalan mı söyledi? Her şeyi anlatmadı. Ama ondan gizlim saklım yok diyordu. Adam her şeyi biliyor. Bu duyduklarımızı biliyor. Ama geri kalanı varsa daha fazlası. Bunları bilmiyor olabilir. Ama adam kararını bizi hayatta yalnız bırakmaz. İşte o yüzden şimdi gidiyoruz. Ama ilk fırsatta bu Karen'in yalnız bulmanın yollarına bakacağız. Aslında sana şahane bir şekilde evlenme teklif etmek isterdim. Böyle aklını başından alacak bir şekilde. Ozan, biz seninle hiçbir zaman normal insanlar gibi olamayacağız. Ben bunu zaten baştan kabul ettim. Yapma, üzülme artık. Küçüğüm benim. Korkma küçüğüm, benden sana zarar gelmez. Bir daha bana sakın küçüğüm deme. Ben ne
Ne dedim ki? Üzülme istedim Zeynep. Zaten artık birlikteyiz biz. Önemli olan bu. Kimse bizi ayıramayacak artık. Gerçekten benimle evlenmek istiyor musun? Hiç kimseye bir şey söylemeden. Ay hiç kimse bilmeyecek ki zaten. Kimse bize engel olamayacak Zeynep. Sen ne zaman istersen o zaman evlenelim. Hemen. Ben zaten çoktan hazırım Zeynep. Peki sen... Sen hazır mısın? Hazırım tabii. Orada bir anda bana sarıldın, kabul ettin. Peki hiç düşünmek istemiyor musun? Büyük bir karar mı? Bak Zeynep. Ben senin koca bir hayata başlamaya varım. Peki sen var mısın? Benimle evlenmek istediğine emin misin? Sen bir plansın canım. Sen kimsin ki kızım? Senin gibi bir mahalle dilberine aşık olacağını mı düşündün Emir Kozcuoğlu'nun? Düşündün değil mi? Seni zavallı. Hayatımda hiç bu kadar emin olmadım ben Ozan. Ben seninle evleneceğim. Hiç kimse engel olamayacak. Efendim, günaydın. Çık. Emir Bey. Efendim, sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Senin halledeceğin bir şey yok. Yeni bilgiler mi elimizde? Kerim Gürkayalı Şile. Bir daha kendine bir şey yapmaya kalkmayacaksın, tamam mı? Söz ver bana. Söz. Yeter ki evlenelim biz. Sen her şeyi bana bırak. Ben halledeceğim. Güven bana. Sana güveniyorum. Allah'ım şu iş bir bitsin artık. Senin yalanlarını ezberledim kızım. Şimdi değil. Beklesen. Biraz daha iyi misin? İyiyim. Buyurun. Taner Gürkayalı. Evet. Güzel haberleri yeni aldım. Hayırlı olsun. Evlenmişsiniz. Siz kimsiniz? Emir Kozcuoğlu. Aç kapıyı! Emir? Geliyor. Emir Bey hiçbir şey yapmadı. O kadar oldu yani. Türkçeyi bu kadar öğrenecek kadar uzun süredir buradasın. Sen canını mı sordun kızım? Ben sana bir daha Türkiye'ye adım atmayacaksın demedim mi? Dedim.
Dua et seni ilk ben buldum. Başkası bulsa ne olurdu biliyor musun? Allah korusun onu bana tercih ederdin. Bildiğin her şeyi anlatırdın, o da beni tehdit ederdi. Öyle mi oldu? Yok olmadı, yemin ediyorum olmadı. Sattın mı bunu? Yok yok, satmadım yok. O gece gerçekten ne olduğunu kimse bilmeyecek Karen. Anladın mı? Ama sana güvenmiyorum nedense. Ben kendim araştıracağım. Eğer bir açığını bulursam, tek bir açığını bulursam seni öldürürüm. Emir yapma, ne olur yapma Emir. Sana gidiyorum Emir, yapma. Bu gece gideceğim, yapma. Ne olur yapma. Yıllar sonra bulmuş böyle kolay bırakma. Ben göndereceğim. Bu valizin başında burada bekleyeceksin. Seni ben kendi ellerimle göndereceğim, duydun mu? Alo Zehir. Ne yapıyorsun? Mecnun, bir sessiz olun. Okey'e dönüyorum. İyi o zaman. Bu elden sonra sana müsaade. Sabah erken kalkacaksın, çok işin var. Hayırdır inşallah? Kızımız Karen'in soyadı değişmiş. Gürkayalı. Karen Gürkayalı. Vay, ablayı memlekete aldırmışız. Aynen öyle. Kocasının adı Taner Gürkayalı. Şiledat çiftlikleri var. Aşk olsun, at hırsızı mıyım ben yani? Bu sefer hırsızlık yapmayacaksın Zehir. Bir şey çalmak yok. Sadece satın alacaksın. At satın alacağım. Ben. Yani öyle. Mış gibi yapacaksın. Ya sen şunu düzünden bir anlatsana Allah sen. Bu Karen denen kızı kocasından ayrı yakalamam lazım. Tek başına. Ama şu an çiftlikte yaşıyor. Anladım. Ben alıcı olacağım, adamı oyalayacağım, sen de... Aynen öyle. Eyvallah, eyvallah. Peki işe yarayacak mı dersin? Neyin işe yarayacağını asla kestiremezsin Zehir. Kusura bakmayın beyler. Köylü ikna etmemiz çok önemli. Projenin önünde kimse durmamalı. Anlıyorum Emir Bey. Yöreyi kalkındıracak adamlarız biz. Herkesin anlamasını sağlayacağız. Siz öyle diyorsanız. Senin bir şüphen var. Kendinden mi, benden mi? Yok, estağfurullah. Da... İnsanlara istemedikleri bir şey mi yaptırıyoruz acaba diye düşünüyorum. İnsanlara ne istemeleri gerektiğini gösteriyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Sonunda onlar kazanacak. Ama önce sen inanacaksın ki insanları da inandırabilin. Sana güveniyorum. Sağ olun. Tamamdır. Pişman olmayacaksınız. Ben pişman olmam da. Ama gerekirse pişman ederim. Adamların aşağıda seni bekliyorlar. Sen de hazırsan. Adamlarım. Hazırım. Sence halledebilecek mi? Başka bir şansı var mı efendim? Başka şansı kalmasın Turfan. Nasıl efendim? Elinde silah olduğunu hatırlat. Gerekirse benim için elini kirletmekten çekinmesin. Tarık Soyder'i kendimize prangalayalım. Tarık?
Geldiğini görmedim. Çıkıyor musun? Ha, çıkıyorum. Biraz işim var da. Ya ben de yemeğe gidelim diyecektim. Kaça biter işin? Ha, bitmeyebilir. Ya biter de. Neyse boş ver. Akşam yapalım mı bir şeyler? Yani akşam derken 7-8 çay kahve. Gece değil yani. Yok ondan değil. Akşam arkadaşıma sözüm var da. Yarın haberleşsek mi? Olur tamam. Alo Tufan Bey. Ne yaptın Tarık, çıktınız mı? Çıktım. Çıkıyoruz. Emir Bey'in yanından çıktım ben de şimdi. Sana çok güveniyor. Sağ olsun. Emir Bey böyle bir görevi herhangi birine asla teslim etmez Tarık. Sen de onu yanıltma. Tamam. Elimden geleni yapacağım Tufan Bey. Daha fazlasını yapman gerekebilir Tarık. Daha fazlasını. Köylüleri ikna etmek için ne gerekiyorsa onu yap. Ama ne gerekiyorsa. Anladın mı beni? İkna etmenin ruhsatlı başka bir yolu. Anladım Tufan Bey. Güzel. Bu arada o iki adam senin emrinde. Sen onların değil unutma. Unutmam. Hangini sürüyor? Sevgilin şimdi çıktı, kaçırdın. İmzan gerekiyor. Akşam yemeği çıkaracaktım ama işe yollamışsın. Yarına kaldı mecbur. Bu gece de rahat uyuyamayacaksın. Tarık sana sırılsıklama aşık olana kadar bana rahat bir uyku yok. Zor olanı aşık etmek sanıyorsun değil mi? Değil. Bana zor olan Tarık'ı kandırıyor olmak. Senin de kaderin bu, ne yaparsın? Adama kendini güçlü hissettir. Senin gibi bir kadını elde edebilmenin yolu benim gibi bir adamla çalışmak zannetsin. Zehir, bulabildin mi? Vallahi ben burada alınacak, satılacak bir at mat göremiyorum Kemal kardeş. Neden? Gürkayalı harası Şile. Doğru. Doğruysa seninkilerin de atların da yerinde yerler esiyor. Esim, ikametgah, sağlık raporu, nüfus kağıdı. Bu kadar kolaymış. Yakışmış. Çok şanslısın. Onu yerle bir ettiğimde üstünde sen olacaksın. O güzel yüzünün vesikalık fotoğrafı lazım sevgilim. Sevgilim. Yakında karıcımla başlayacak ya. Canım. Yarın halletmeye başlıyorum. Hı. Sen bana gerekli belgeleri mesaj at canım. Ne yapıyorsun? Hiç oyun bakıyordum. Hı. Uyum bakıyormuş. Hala büyümedin. Niye? Oyun oynayan birisi yetişkin değil mi? Sorumluluk alamaz mı? İyi de ben öyle bir şey söylemedim ki Ozan. Çocuk muamelesi görmekten sıkıldım galiba. Hemen sinirleniyorum.
Önceden anneme kızardım böyle. Şimdi sadece bana kızıyorsun. Ne alakası var? Asıl bence bu aralar sen uzaklaştın benden. Biriyle konuşacaksan çıkayım ben. Ha yok. Sende bir şeyler var Ozan. Hemen anlatıyorsun bana. Ya yok bir şey. Bak hep böyle uzaklaştın, uzaklaştın diyordun. İşte bak dibine kadar geldim işte. Hadi anlat. Ne oluyor? Biri mi var? Hı? Hep bu şirinliğinden kazanıyorsun. Kardeşimi özledim. Yakında haberini alırsın zaten. Zeynep mi? Bak yine annem oldun işte. Tamam. Sustum. Hiçbir şey sormayacağım. Ya hadi ne olur duş almam lazım. Ne olur ne olur hadi. İyi günler. Tahmin edeyim yine mektup değil. Buyur. İyi günler. Güle güle. Alo, Ziya Bey. Evin değer tespiti için geliyorlar. Yarın. Tarafların hazır bulunması diyor. Ya istersen ben de orada olabilirim yani. Çok güzel. Tabii ki o ev benim de evim. O eve değer biçilirken orada olmak benim de en doğal hakkım. Leyla'nın ne düşündüğü umurumda bile değil. Hangi evmiş bakayım bu? Tamam, arayacağım ben sizi. Galipçiğim, bu ne sürpriz? Geldim ama nasıl karşılanacağımdan pek emin değilim. Ya ne olur sandırma beni. Ne bileyim, o gün çok gergindim işte. Gerçi seni defalarca aradım ama telefonlarıma da dönmeyince bayağı bir korktum. İyice bir sakinleş diye bekledim çünkü Leyla Hanım seni çok etkilemişti. Hala ona mı canı sıkılıyor? Ben her şeye hazırım Ziya Bey. Ne istiyorsa yapsın. Evin değeri şimdi mi gelmiş aklına? Bu ev benim. Asla da bırakmayacağım o akbabaya. Bildan, çok kısa bir süre gördüm Leyla Hanım'ı ama evinden öyle kolay kolay vazgeçebilecek bir kadına benzemiyor. Hiç tanımadığım bir kadının tarafında olmayacaksın değil mi? Bozulurum Galip. Bak ben olaya sadece hukuki açıdan bakıyorum. Yani senin o evde ne kadar hakkın varsa Leyla'nın da o kadar hakkı var. O ev satışa çıktığı zaman ikiniz de eşit şartlarda çarpışacaksınız. Yani onu söylemek istiyorum. Biz eşit değiliz. O ihalede Leyla ağzını bile açamadan ev benim olur. O bunu gayet iyi biliyor. Bildan, peki ya bir sürprizle karşılaşırsan? Yani Leyla Hanım o evi alabilecek parayı bir yerden bulabilirse. O zaman ne olacak? Ben o evi almaya yemin ettim Galip. Leyla'nın gücünü de sesini de kesmesini iyi bilirim. Emin olun. Ne yapıyoruz? Ben bu kapıları tek tek geziyorum. Siz de ben ne dersem onu yapacaksınız, tamam mı?
Selamünaleyküm amcacığım. Kozcuoğlu falan tanımam ben. Toprağım içinden almış onu yaparım. Canım abim bak. Emir Kozcuoğlu senin toprağını senden çok düşünüyor ya. Niye dinlemiyorsun beni? Diyorum ki bu proje bu yöreyi kalkındıracak. Mühendis bey öyle demiyor ama. Kim o ya? Kemal Bey'le konuştuk biz. Tetkikler tamam olmadan bu yapılan yanlış diyor. Senin Kemal Bey'in doğru diyor da. Koskoca Emir Kozcuoğlu yanlış mı konuşuyor? Bunu mu diyorsun abi bana? Yok anlamayacak mı? Kemal Bey gelsin anlatsın en iyisi. Ha. O gelsin, o anlatsın. O ne diyorsa tamam. Okumuş, tahsilli adam. Emir Kozcuoğlu okumuş adam değil mi? Okumuş, okumuş. Din imanı para olmuş onun. Tıpkı senin gibi. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ne konuşuyorsun lan? Ne biçim konuşuyorsun? Bir daha söyle. Dur. Hadi bir daha söyle. Güzellikle anlattık, anlamadın. Şimdi kafana girecek mi bakalım? Sen... Bu parayı aldın. Emir Bey ne derse o dedin, tamam mı? Tamam mı? Geri git lan. Hadi. Alo Emir Bey. Nasıl gidiyor Tarık? Bitti. Son evi de halletti. Her şey istediğiniz gibi oldu. Bugünü bir kenara yaz. Bugün sen de bizdensin artık. İleriki çiftliğe sordum. Bir anda boşaltıp gitmişler. Ya iyi de ne ara gitmişler Zehir? Ben daha dün buradaydım. Atları ne yapmışlar peki? Civardaki çiftliklere dağıtmışlar. İki tanesini de bu sorduğum adam almış. Bu kadar büyük bir çiftliğin var. Her şey normal. Bir günde neden boşaltıp gidersin? Vallahi bana soruyorsan ben kesin kaçıyorumdur. Acaba hangimizden? Linda yataktaydı. Kanların içinde. Kardeşin vurmuş. Linda öldü. Onun kardeşi öldürdü. Senin kardeşin Linda öldürdü. Müsait misin? Nihan. Evdeyim. Ne oldu? Ne olacak? Başladığımız yere geri döndük. Nasıl ya? Ne oldu ki? Şu an çiftlikteyim. Burada ne Karen var, ne kocası var, ne de çiftlik var. İnanamıyorum Kemal ya. İnanamıyorum. Kaçırdık gördün mü? Hem sen ne zaman gittin? Bana neden haber vermedin? Emin olmadan seni umutlandırmak istemedim. Sen haklıydın galiba Kemal. Bize anlatmadığı şeyler vardı. Oraya geri döneriz diye korktuk. Ya da? Ya da? Ya da bizden sonra başkası ziyaret etti. Emir. Emir mi? Kemal biz zar zor bulduk. Emir nasıl bulsun? Sonunda bulduğumuza göre o da bulmuş olabilir. Doğru.
Emir bulur. Bu Karen bizden bir şey saklıyorsa Emir de saklıyor olabilir. Yani Emir zaten Karen'in yerini biliyor olabilir. Hatta Emir'i Karen de aramış olabilir. Her şey olabilir. Her şey olabilir Nihan, her şey olabilir. Ama sonuç olarak Karen ortada yok. Kemal, belki de biraz durmalıyız. Belki Karen geri dönecek ama eğer bizim onu aradığımızı fark ederse geri dönmez. Merak etme. Fark etmeyecek. Plan nedir patron? Kızın adını biliyorsun. Karen Gürkayalı. Bana onu bul Zehir. Adım Zehir. Elimden gelen senindir.